Her şey çok güzel ilerliyordu. Kazançlar sağlanıyordu. Ancak bu sabah uyandık ve Bitcoin'deki 4 saatlik kırmızı mumu gördük ve bizi bu rüyadan uyandırdı. Peki bu 4 saatlik kırmızı mum bizim için çok önemli bir şey mi ya da beklenmeyen bir hareket miydi? Ne oldu? Piyasada neden böyle birden hacimli kırmızı bir mum gördük? Öncelikle arkadaşlar, bu durum gayet normal. Onu söylemek istiyorum. Yani endişelenmenize gerek yok. Ama bu durumu anlarsanız para kazanacaksınız ve bizim asıl amacımız Para kazanmak biliyorum. Siz şundan çok sıkıldınız. İnsanlar Twitter'da, işte Medium'da, e, YouTube'da sizlere şunu söylüyorlar. Ya ben bunu biliyordum, söylemiştim, yapmıştım. Ben bunlardan değilim. Ben hata yaparım, hata'mı görürüm, sonrasında bundan ders alırım. Ama bu sefer hata yapmadım. Sadece bir bölümde tahminim yanıldı. Neden yanıldığını da şimdi sizlere açıklayacağım. Öncelikle bir gün önce paylaştığım bir video vardı ve piyasayı analiz etmiştik sizlerle birlikte. Bakın burada size göstermek istediğim nokta ne biliyor musunuz? Dominans değerini inceledik. Şimdi sesi açıyorum. Hızlandırılmış bir şekilde dinleyelim çekersek çeker. Peki bu destek konumu günlükte 3 temaslı olarak gözüküyor. 3 temaslı ama bunu biz 4 saatliğe çekersek ne kadar fazla denendiğini ve bu konumun aslında ne kadar güçlü olduğunu görüyoruz. 4 saatlikte çok güçlü bir destek konumu, günlükte daha zayıf bir destek konumu. Peki biz ne yapmalıyız? Buna göre şöyle bir hareket planı oluşturmalıyız. Öncelikle bizim bu noktadan tepki almamız muhtemel. Eğer Görürüm ki dominans bu noktadan tepki alacak. Tepki aldığında peki dominans değeri hemen şuradaki noktadan yükselişe geçecek. Dominans yükselince ne olur? Altcoin'lerde geri çekilmeler yaşanır. Burada yaptığım hareket ve tahmin doğru. Ancak tahmin edemediğim kısım nedir biliyor musunuz? Videonun devamında diyorum ki Bitcoin'deki fiyat hareketi de yukarı yönlü hareket edebilir. Normalde yanlış bir tahmin değil. Ancak burada Asya piyasalarındaki satışlarla birlikte piyasanın bu üstteki kaymağının toplanabileceğini hesaba katmadım. Bu da benim hatam. Bir sonrakinde bunu da katacağım. Yani benim beklentim Bitcoin'deki yükselişle birlikte dominans değeri artacak ve ondan sonra altcoinlerdeki bu geri çekilmeyi göreceğiz. Altcoinlerde bakın aldığımız kısmı geri verdik. Trendin üstüne çıkamadık. Ancak destek konumundayız. Bu bizim için güzel haber. Destek konumundaysa altcoinler aynı zamanda Bitcoin'de bulunması gereken yerde demek. Peki şu anda dominans değeri buradan nereden red Ben size hemen bunu şöyle bir dikdörtgenle göstermek istiyorum. Bizim burada red kısım tam olarak şurası. Bakın şu iki bant arasından büyük ihtimalle biz red diyeceğiz. Red deyince ne olacak? Şuradaki asıl direnç noktasından red dedik ya biz piyasayı küçülttüğümüzde hatta bunu günlüğe çektiğimizde daha net bir şekilde gözüküyor. Bakın buradan asıl hareket aşağı yönlü ve burada düzeltmeler olur. Aşağıdaki konumda şu iki konum arasında da ne kadar hareketin volatil olduğunu siz de görüyorsunuz. Büyük ihtimalle bakın 50 tahminim vardı. 50'lere çıkıp düşerse piyasa daha sert bir şekilde yükselecekti diye söylemiştim. Buralara çıkmadı. Ha şuranın üstte kırılımı görürüz tekrardan. Bir daha o senaryoyu açarız. Ama ne diyordum? Günlük olarak, haftalık olarak planlarımızı revize etmeliyiz ki bu piyasada hayatta kalabilelim. Olacak olan hareketten bahsediyorum. Şahsi tahminimi söylüyorum sizlere. Bitcoin'de şöyle bir çizimim vardı. Bu çizim bakın şu şekilde gelip de şuradan mumlar teker 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 de olabilirdi. Bu da olabilirdi. Ama bu aslında günlükteki bir çizimdir arkadaşlar. Günlükteki çizimin 4 saatlikte görünüşü. Yani günlükteki çizimin bu şekilde. Önceki videolarda kullandım bunu. Şimdi burada bu hareketin devamı 32 bin dolarlara kadar gider diyor. Benim tahminime göre bu şekilde. Peki buradaki nokta ne? Bakın şu aradaki nokta Bitcoin'de bizim için makul geri çekilme seviyeleri ve bu makul geri çekilme seviyeleri risk teşkil etmiyor. Çünkü şu gördüğünüz alan bizim için alım konumu. Neden alım konumu? Bakın şuradaki mum bize bunu alım konu olduğunu net bir şekilde söylüyor. Burada alıcılar satıcılara baskın. Ha bunun altına bir geri çekilme görürsek işte o zaman da satıcıların baskın olduğu bir seviyeye giriş yapmış oluruz. Tekrardan grafikleri değerlendirip analizimizi yenileriz. Peki hem yükselişlerden hem de düşüşlerden nasıl maksimum verim sağlanır? Bunu yapmak için iki aşamalı bir yöntemimiz var. İlk olarak bir strateji belirliyorsunuz ve bu stratejide ısrarlı oluyorsunuz, vazgeçmiyorsunuz. İkinci aşama, bu stratejiyi seçerken anlayabileceğiniz kadar basit, uygulayabileceğiniz kadar da kolay olmasına dikkat ediyorsunuz. Sonrasında ne yapıyorsunuz? Size verdiğim bir örnek var mesela. Bunun üzerinden yürüyelim. Kademeli alım stratejisi Kademeli alım stratejisinin mantığı nedir? Sizin riskinizi azaltıp kazanç oranınızı arttırmak. Yani 1500 dolarlık bir portföy belirlediniz ve yapay zeka projesi alacak. Bu alacağınız şeyleri aynı gün içerisinde 1500 dolarla alırsanız bir sonraki günde piyasa gerilediğinde alım yapma şansınız olmaz ya da dışarıdan para sokup planınızı bozarsınız. Bu sizin işinize yaramaz. Yapmanız gereken bu 1500 doları 100 dolarlık alımlar şeklinde günlere dağıtmak ve gün aralığı belirlemek. Yani 3 günde bir 100 dolarlık alım yapacağım deyip süreci 45 güne yaymak olacaktır. Bunu yaptığınızda ve ısrarcı olduğunuzda belki bir ay sonra belki iki gün sonra siz zaten kazanacaksınız. Kazananlar arasında yerinizi alacaksınız. Daha fazla taktik ve teknik var ancak videoyu çok uzatırım arkadaşlar. Ve bunları sadece kendini eğitmek geliştirmek isteyen insanlara sunmak istiyorum. Bunun için de katıl üyeliği oluşturdum. Youtube'da videoların altında katıl butonundan ya da burada size görünmeyenler için katıl linki bıraktım. Buradan tıklıyorsunuz ve aylık 25 TL'lik bir üyelik var. Bu üyeliği aldığınızda hem üyelere özel videolardan, eğitim analiz videolarından faydalanıyorsunuz. Hem de Türkiye'de bir ilk olan Telegram Premium haber kanalından faydalanıyorsunuz. Bunun özelliği sizin eğitiminizi 4-5 kat arttırıyor ve haber okuyarak yapıyorsunuz bunu. Piyasayı analiz ederek yapıyorsunuz. Mesela SEC Başkanı ile ilgili bir haber var. Bunun piyasaya etkisi nedir? nerede zararı, nerede karı olacak bunların hepsinin yazıldığı ve 2-3 paragrafa sığdırıldığı metinler paylaşılıyor. Sadece bunlar değil sesli mesajlarla piyasa analizleri, haricinde videolar, haricinde teknik analizler bakın onları da size şu şekilde göstereyim. Günden güne teknik analizler, vadeli işlem analizleri hepsi var. Bunların hepsine günlük 1 TL'ye gelmeyen bir ücretle ulaşıyorsunuz. Amacımın para olmadığı çok belli arkadaşlar. Çünkü burayı 150-200 de yapabilirdim. 300 de yapabilirdim. 25 yapmayı tercih ettim. Çünkü herkes ulaşsın. Ama sadece hak edenler bu parayı verip buraya ulaşacak. Bundan da eminim. Çünkü gelen tepkiler bu şekilde. Bunu da söylemek istiyorum. Değerlendirmek isterseniz video açıklamalar kısmında bütün ayrıntılar mevcut. Katıldıktan sonra şuradaki aşamaları takip edip Telegram'a da katılabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.